Değerli izleyenler, tıpkı Abdullah Cömert davasında olduğu gibi Türkiye bugün Özgecan Aslan'ın davasının ilk duruşmasına da kilitlenmiş durumda. Mersin Tarsus ilçesinde hunharca katledilen 20 yaşındaki Özgecan Aslan için Türkiye'nin 81 ilinden avukatlar seferber olduğu Barolar Birliği'nin avukatları davayı takip ediyor. Sabah saatlerinde saat 9.20'de başlayan davanın sonucunu veya son gidişatını öğrenmek üzere Ankara Baro Başkanı Avukat Hakan Can Duran telefon attığımızda. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Efendim hemen davanın son durumu ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Saatler artık 16'yı gösterdi. Sabah 9.20'de evet. Başlamışsınız. Nedir durum? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sabah saat 9 gibi duruşma başladı. Zaten Türkiye'nin dört bir yanından gelen avukatlar, kadın dernekleri, barolar dosyaya müdahil oldular. Heyet ilk başlangıçla birlikte sanıkların sorgularını yaptı. Üç sanığın da sorgusunu bitirdi. İlk sanığın, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, asıl sanığın Ahmet Supi Altın Döker'in sorgusu öğleye doğru bitti. Öğle arası verildi. 1.30'da yargılamaya devam edildi. Şu anda Fatih Göçer Gökçe ile Necmettin Altın Döker'in de sorguları bitti. Avukatlar tarafından çapraz sorgular yapıldı. Şimdi müştekilerin, yani ailenin ve avukatlarının istekleri ve delilleri incelenmeye alınıyor. Birazdan ara verildi. Tekrar şikayetçi tarafın tanıkların dinlenmesine geçilecek. Zannediyorum akşam üstüne doğru da bir karar çıkması muhtemel. Karar çıkmasını bekliyor musunuz kesinlikle? Evet, bekliyoruz. Evet. Yani bugün tek celsede bir karar çıkmasını bekliyoruz. İyi bir aşamada şu anda. Tanıkların ifadelerinin bitimiyle birlikte zannediyorum Cumhuriyet Savcısı'na karşı mütala çıkar. Sanık avukatları uzatmak istemezlerse, mütalaya hemen cevap verebilecek durumdaysalar bugün yargılama bitebilir. Emsal, kadın cinayetleri için emsal bir karar olabilir mi acaba bu? Zaten şimdi şöyle söylemek lazım. Bugün müşteki olarak duruşmaya kabul edilen Özgecan'ın amcası aynen bu şekilde bir istekte bulundu. Bugün tüm dünyaya emsal olabilecek bu canavarca hislerle işlenen cinayeti tekrar işlemeyi engelleyecek kadar sert ve ağır bir cezanın verilerek Türkiye'de bunun emsalini yaratmak gerektiğini söyledi. Heyete bu yönde bir istemde bulundu. Bizim kanaatimizde emsal bir karar çıkabilecek gibi. Peki efendim, son sorum. Sanığın ifadeleri çok eleştirildi. Medyaya yansıdığı kısmında. Siz o salondaydınız. Nasıl bir gözlem yaptınız asıl sanık ve diğerler için? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Burada ilginç bir şey var. Amca şöyle bir belirlemede bulundu. Çok profesyonelce davranıyorlar. Faili meçhul Tarsus civarında cinayetler var ise bunun araştırılması gerektiğini, bunlar tarafından işlenmiş olabileceği gibi bir iddiayla geldi. O da tabii sanıkların ifadelerini ortaya koyuyor. Sanıklar burada çok birbirlerini suçlayıcı yönde, sürekli birbirlerinin üzerine suçlama yönünde hareket tarzı benimsiyorlar. Bu da sanki kendi içlerinde daha önceden bir anlaşmayla hareket ettikleri intibasını uyandırıyor. Böylelikle yargılamayı uzatıp bir takım şeyleri ortalıkta bırakmaya çalışıyorlar düşüncesi hakim. Evet, çok teşekkür ederim Sayın Hakan Can Duran. İlerleyen saatlerde yine size bilgi alışveriş için başvuracağız. Teşekkürler, kolay gelsin. Tabii ki efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.